YGTV Sesli Köşe Yazılarına merhaba. Bugün gelin Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın Stagflasyonu Nasıl Önleriz adlı yazısına kulak verelim. 2023 için büyüme oranı IMF %2,7 olarak tahmin ediyor. Fert başına büyüme daha düşük olacaktır. 2022 nüfus artış hızı binde 7,1'dir. Bu hesaba göre 2023 fert başına gayri safi yurt dışı hasılada büyüme %1,98 olacaktır. Bir ekonomide gelir artışını fert başına gayri safi yurt içi hasılada büyüme gösterir. Özel sektörün dış borçlarını çevirmesi ve üretimde kullandığı girdiyi ithal etmesi için önce gelir artışı yaratması, sonra döviz temin etmesi gerekir. Fert başına %1,98 gelir artışı Türkiye için çok düşük kalır. Kaldı ki bir yandan enflasyon artıyor, diğer yandan üretim daralıyor. Enflasyonun artışına İthal girdi maliyetlerinin artması, tüketim eğiliminin artması, mal arzının daralması ve mal kıtlığı neden oluyor. Esfender Korkmaz tüketim çılgınlığı başlığıyla devam ediyor. Temmuz ayında sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre %31 ve bir önceki aya göre %11,2 oranında arttı. Ocak-Temmuz arasındaki 7 ayda İthal tüketim malının toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında %7,6 iken 2023 yılında %12,6'ya yükseldi. Tüketim çılgınlığının nedeni gelir artışı değil, tamamıyla TL'den kaçıştır. Paradan kaçışın tek nedeni de eksi reel faizdir. TÜİK'in yayınladığı finansal yatırım araçları reel getiri oranlarına göre hesaplarsak, 2019 yılı Ağustos ayında bankaya 100 lira yatıran bir tasarruf sahibinin 2023 Ağustos ayında normal faizleri de dahil reel satın alma gücü olarak elinde 43 lira 35 kuruş kalmış. 6 yıl önce 100 lirası ile 100 birim mal alan birisi 6 yıl sonra faizleri de dahil aynı parayla yalnızca 43,35 birim mal alıyor. Bu durumda kim TL'de kalır? Ekstra reel faiz elde TL tutmanın maliyetini artırıyor. Tüketimin maliyetini düşürüyor çünkü enflasyon eritiyor. Oysa ki reel faiz alan birisi tüketim nedeniyle aynı zamanda reel faiz gelirinden oluyor. Bu nedenle reel faiz varken tüketim eğilimi düşer. Bu kadar basit ve anlaşılır olmasına rağmen hükümet ve Merkez Bankası faizleri kademeli artıracağız diyorlar. Üretimde daralma. Bu yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektörü -2,6 oranında daraldı. Temmuz ayında imalat sanayinde üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre -1,4 oranında düştü. Merkez Bankası ödemeler bilançosuna göre bu sene ilk 7 ayda giren doğrudan yabancı yatırım sermayesi 2,5 milyar dolar oldu. Bunun 2,4 milyar doları gayrimenkul satış nedeniyle girdi. Doğrudan fiziki yatırım yapmak için sermaye gelmedi. Hepimiz biliyoruz ki yerli sermaye de içeride değil dışarıda yatırım yapıyor. Serbest piyasa ekonomisinde talep yüksekse yatırımların ve ekonominin üretimin artması gerekir. Yatırımın artması için de yatırım ortamının da olması gerekir. Yatırım ortamı için demokratik ve hukuki altyapı, uluslararası hukukun uygulanması, işleyen bir bürokrasi, kurumsal bir devlet ve hükümet güveninin olması gerekir. Demek ki yatırım altyapısını kurmamız gerekiyor. Kapasite kullanım oranı da düşüktür. Daha da düşüyor. Bu sene Temmuz ayında %76,9 olan ortalama kapasite kullanım oranı Ağustos ayında %75,7'ye geriledi. Özetle bir yandan büyüme ve üretim düşerken bir yandan TL'den kaçış nedeniyle talep artıyor. 1970 dünyanın petrol krizi nedeniyle yaşadığı stagflasyona biz ekonomi yönetiminin yanlışları nedeniyle şimdi hızla giriyoruz. Türkiye stagflasyona girerse dış borç temerrüt riski daha çok artar. İşsizlik artar, ihracat düşer, dış ticaret açığı artar. En büyük sorun hükümetin bu tespitleri yapamıyor olması ve bağlı olarak günübirlik ve palyatif çözümlerle istikrar getireceğini zannetmesidir. Muhalefet ise herkesin zaten yaşadığı sorunları daha sert dile getiriyor. İnandırıcı çözüm önerisi getirmiyor. Çok acil olarak orta vadeli program dışında 3 yıllık istikrar programı yapmak gerekir. Yukarıda da söylediğim gibi önce faizleri enflasyonun birkaç puanın üstüne çıkarmak gerekir. Üretimde ithal girdi oranını düşürmek gerekir. Bunun için devletin doğrudan piyasaya girmesi, ithal ikame yatırımlarını yapması gerekir. Ayrıca ithal ikame yatırımlarına yüksek teşvik vermesi gerekir.
Bir başka Sesli Köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşça kalın.